Merhaba sevgili izleyiciler. 20-26 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, evet bu haftanın ilk iki günü ay, güneş artık Akrep Burcu'nun son derecelerinde ilerleyecek ve 22'sinden sonra da Yay Burcu'na geçiş yapacak ve 21 Aralık'a kadar da Güneş Yay Burcu'nu aydınlatacak, enerji verecek ve Yay Burcu temaları özellikle hem kişisel hem toplumsal alanlarda daha öne çıkacak. İşte Yay Burcu, inançlar, maneviyat, hedeflerimiz, eğitim, kültürel konular, hukuksal kavramlar, yurt dışı bağlantılı her türlü kavram, uzak seyahatler Yay Burcu'yla ilişkilendirilir. Bunlar gündemimizi daha fazla meşgul edecek. Evet, bu hafta ay geçişlerine baktığımızda pazartesi günü Ay Yay Burcu'nda. Akşam saatlerine doğru Satürn'le kavuşacak. Genel anlamda biraz daha şu dönemde bize sorumluluklarımızla yüzleştirebilecek bir enerji. Değişken burçları daha fazla etkilemekle beraber genel anlamda pazartesi akşamı biraz daha böyle karamsar ve depresif hissetmemiz mümkün kendimizi. Bunu dengelemeye çalışmalıyız. Yalnızlık ihtiyacımız da artabilir. Ya da ciddi konularda ilgilenmemiz gerekebilir. Salıdan itibaren ayın Oğlak Burcu'na geçtiğini görüyoruz. Perşembe akşamına kadar ay Oğlak Burcu'nda duygular biraz geri planda kalacak gibi ay Oğlak'ta ilerlerken. Daha çok hayatımızdaki sorumluluklara, görevlere, kariyer konularına odaklanabiliriz. Cuma, cumartesi günü ise ay Kova Burcu'nda sosyal enerjileri arttırıyor. Toplumsal konular, sosyal konular, bilim, teknoloji, evrensel kavramlar, arkadaşlarımız, üzerinde çalıştığımız projeler, hedefler öne çıkacak. Pazar günü Ay Balık Burcu'nda da daha romantik, daha hayalci, daha içe dönük enerjiler verecek. Bu bazılarımız için duygusal anlamda romantizmi getirebilir. Bazılarımız biraz daha hani böyle yalnız kalmak isteyebilir. Diğer gezegenlerin açılarına baktığımızda evet Merkür Yay Burcu'nda hafta boyunca Merkür Yay Burcu'nda genel olarak biraz daha böyle günlük hayatın küçük ayrıntılarına odaklanmamızı zorlaştırabilir. Olaylara büyük pencereden bakarız ya da uzaklardaki hedeflerimize odaklanabiliriz. Bu nedenle günlük işlerde zihnimizi biraz daha disiplin altına almalıyız. Düşüncelerimizi daha iyi odaklamamız gerekiyor. 23 ile 24 arası Merkür Koç Burcu'ndaki Uranüs'e güzel bir üçgen açı yapacak. Bu ilginç fikirler bulmamıza neden olabilir? Buluşçu bir açı çünkü bu. Günlük hayatımızda pratik bazı fikirlerle günlük işlerimizi hızlı bir şekilde çözümleyebiliriz ya da sürpriz haberleri almamız, ilginç bilgilerle karşılaşmamız ya da işte teknoloji alanında, bilişim alanında bazı böyle güzel bilgilerin, ilginç gelişmeleri olması da mümkün. Hafta başında, hafta ortasına kadar Venüs-Plüto arasında da güzel bir etkileşim var. Venüs Akrep Burcu'nda genel anlamda ilişkilerde biz biraz daha sahiplenici ve tutkulu yapıyor. Şu dönemde öyle gelir geçer yüzeysel ilişkiler değil, çok daha sağlam ve kalıcı ilişkilere yönelebiliriz. Ve tabii ki cinsellik de aşkta çok öne çıkıyor. Plüto etkisi de var. Daha tutkulu olacağımızı gösteriyor ama aynı zamanda da çok daha karizmatik ilişkilerde böyle çok daha tatmin edici durumlarla karşılaşabiliriz. Bir yandan da Venüs Plüto açısı, olumlu açısı maddi anlamda da finansal konularda da bizi başarıya ulaştırabilir ya da kendimizi güvende hissettirecek gelişmelerle karşılaştırabilir. Bunu biraz zorlarsak özellikle Salı, Çarşamba günleri Ay'da Oğlak Burcu'nda olacağı için parasal anlamda ya da ortaklı işlerdeki kavramlarda daha başarılı sonuçlar almamız mümkün görünüyor sevgili izleyiciler. Haftalık yorumları lütfen öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de izleyiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.